Yesterday, all my troubles seem so far away. Geçmişi hakkında bilinenler onun kişiliği hakkında fazla bir ipucu vermiyor. Çünkü geçmişi sisler ardında. Renkli bir kişiliği var denilince akla ilk gelen en sevdiği şarkı Beatles'ın Yesterday. Rusya'nın bir dünya gücü olarak yükseldiği yıllara büyük özlem duyduğunu saklamayan Putin, bu yüzden tarih içerikli kitapları okumayı çok sevdiğini söylüyor. Rusya uzmanlarına göre Ömer Hayyam rubailerine düşkünlüğü, Çaykovski ile Brahms'ın piyano için bestelediği eserlerine tutkusu ve köpeklere olan sevgisi Putin'in naif tarafları. Judo merakı, zorlu doğa koşullarında tatil yapma tercihi ve anlaşamadığı siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarını en sert şekilde cezalandırma kararlılığı Putin'in sert tarafıyla ilgili ipuçlarını veriyor. Sovyet döneminin haber alma örgütü KGB'de gizli servis personeli olarak ülkesine uzun yıllar hizmet veren Vladimir Vladimirovich Putin, Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya'da tercüman kimliğiyle çalıştı. O yıllardaki en büyük başarısı Amerikalı bir askerden gizli nitelik taşımayan bilgileri 800 mark karşılığında almasıydı. Ama uzmanlık alanı yabancıları, siyasetçileri ve bürokratları takipti. Öyle ki eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'ın 1988 Moskova ziyaretinde Kızıl Meydan'da tokalaştığı sahte turistler arasında kimilerine göre Putin de vardı. Bir türlü kanıtlanamayan bu ve benzeri hikayelerle bir tür Putin efsanesi yaratıldığı söylenebilir. Leningrad doğumlu ve Leningrad Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Putin'in 1983 yılında okuldan arkadaşı Ludmila ile evlendiği, bu evlilikten iki kız çocuğu bulunduğu biliniyor. 1990'da Sovyetler dağıldıktan sonra adı artık St. Petersburg olan şehrine dönüyor ve kısa süre içerisinde belediye başkan yardımcılığı görevine getiriliyor. Putin bir bakıma tesadüfler eseri Rusya siyasetine giriyor. 1996 yılında Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Putin'in bu tarihten sonra önü açılıyor. 1998-99 yılları arasında KGB'nin yerine kurulan Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin başkanlığını üstleniyor. 1999'da ise başbakan ve hemen ardından Yeltsin'in istifasıyla devlet başkanı vekili olarak görev yapıyor. İlk seçimden sonra Putin artık Kremlin'e yerleşiyor ve günümüze kadar hem Rusya hem de dünya siyasetinde önemli rol oynuyor. Vladimir Putin'in 2008'de eşi Ludmila ile ayrıldığı ve bir jimnastikçi ile gönül ilişkisine girdiği iddia edilmişti. Bunu yazan gazetenin kapatıldığı, muhabirlerinin akıbetinin bilinmediği süreçler, Putin'in kendisine yönelik iddia, eleştiri ve muhalefete sıcak bakmadığının göstergesi. Keza Rusya'da Alexei Navalny başta olmak üzere muhalif isimlere, diğer yandan Ukraynalı politikacılara karşı Rus istihbaratının düzenlediği operasyonlar Putin'le ilişkilendiriliyor. Bir konuşmasında Sovyetler Birliği'nin dağılması 20. yüzyılın en büyük trajedisidir ifadesini kullanan Putin, o eski günlerin ihtişamına kavuşmak için özellikle elindeki enerji kartını Batı'ya karşı kullanmaktan çekinmiyor. Rusya'nın bir nükleer güç olduğu gerçeğini sıkça tekrarlarken, vurucu gücü yüksek silahlar geliştirilmesi için Rus savunma sanayini teşvik etmekten geri kalmıyor. Zaman zaman kullandığı "Rusya'nın güvenliği her şeyin önündedir" sloganı, Vladimir Putin'in dış siyasette izlediği politikayı özetliyor.